Merhaba, ben Savaş Yakar. Hayatımız Proje, Proje Yöneticisi'nin el kitabındaki bölümleri okumaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağım bölüm proje paydaşları ve yönetişim. Paydaş, projenin herhangi bir sürecini veya tümünü olumlu ya da olumsuz etkileyen ve veya etkilenen bir kişi, grup veya organizasyondur. Paydaşlar neden önemlidir? Paydaşları belirlemek, proje üzerindeki göreli etki derecelerini anlamak, talep, ihtiyaç ve beklentilerini dengelemek, projenin başarılı olması için son derece önemlidir. Bunu başaramamak, gecikmelere, masraf artışlarına, beklenmedik sorunlara ve projenin iptal edilmesine kadar gidebilecek diğer olumsuz sonuçlara yol açabilir. Paydaşların projeye katılımlarını ve çıktılar üzerindeki sorumluluklarını güvenceye almak proje başarısı için çok önemlidir. Paydaş gereksinimleri proje kapsamının netleşmesi için gereklidir. Her paydaşın kendisine düşen rol ve sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Paydaşları kitabımızda bir grafikle açıklamaya çalıştık. Bundan sonraki bölümlerde videoların da hazırlayacağımız şekilde paydaşların daha detaylı açıklamalarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Kısaca paylaşmam gerekirse, proje yöneticisini projenin merkezine koyuyoruz. Proje yöneticisi proje ekibi ile beraber çalışır. Üst yönetim genellikle projelerde projeleri onaylayan, en başta seçen pozisyonda konumlanır. Proje sponsoru, proje yöneticisini seçen, projenin şirket içindeki yönetim tarafındaki sahibi resmi başlatıcısıdır. Müşteri, proje bittiğinde teslim edilecek olan ve projeyi onaylayacak olan müşteri olarak tanımlanır. Fonksiyonel yöneticiler, şirket içinde yer alan departmanların yöneticileri olup projelere kaynak, bilgi gibi destek sağlayan paydaşlardır. Dış kaynaklar, projeler her zaman şirket içi kaynaklarla gerçekleştirilemeyebilir. Bu konuda çalışılan dış kaynaklar projenin paydaşı olurlar. Devlet gibi yasal otoriteler proje esnasında alınması gereken izin, onay gibi konularda projenin paydaşı olarak konumlanırlar. Diğer proje yöneticileri ise proje yöneticisinin projesini etkileyebilecek diğer projelerdeki koordinasyonu sağlamak için proje paydaşı olarak ele alınmalıdırlar. Bugünkü paylaşımım burada bitiyor. Bundan sonraki videolarımızda sponsor, proje yöneticisi ve diğer paydaşların detaylarını bulabileceksiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.